Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar videoyu açtık önce bir beğen butonuna basalım videoyu beğenelim arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip bana destek olmayı esirgemeyin arkadaşlar arkadaşlar çok sorulan bir soruyla karşınızdayım bu videoda nasıl mail atacağız kabama nasıl mail atacağız diye öncelikle bir e-mail adresiniz olması lazım ondan sonra kabama mail atmak çok basit Ana sayfaya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi ana sayfadayız. Hemen şu yukarıda çark var arkadaşlar. Bakın tıklıyorum yandı gördüğünüz gibi beyaz. Çarka geldik tıkladık. Ondan sonra aşağı geldik. Destek yazıyor gördüğünüz gibi. Desteğe bir kere tıklıyoruz. Hemen oradan bizi kabam nokta gönderiyor ve burada öncelikle size böyle işte belli başlıklar altında gördüğünüz gibi konular sunuyor. Hani ne hakkında bir mail atacaksınız? Oynanışla ilgili bir sorun mu var? Ya da hesap güvenliği ve kötüye kullanımı bildirme konusunda yardıma ihtiyacım var. Bir adam hile yapıyor. Düşünün bir ittifak savaşındasınız. Rakip hile yapıyor. Ben ne yapacağım? Kabama ne, ne yazacağım? Ya da ne bileyim. Hesabımda bir sorun var. Tıklayalım. Tek tek bir tıklayalım. Diyor ki diyor ki hesabımın ismini değiştirmek istiyorum. I want to change my account name. Hesabıma erişemiyorum. E-posta adresimi değiştirmek istiyorum. E hesabımı silmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hesabımı korsanlar ele geçirdi. Geri basalım. Bakın arkadaşlar diyelim ki ben geçen mesela hesap güvenliği veya kötüye kullanımı bildirme konusunda yardıma ihtiyacım var hakkında bir mail at. Burada dedim ki Uygunsuz davranışı bildirmek istiyorum dedim. Hani diyelim ki adam küfür ediyor size. Ana avrat sövüyor. Hemen buraya tıklıyorsun tamam mı? Bak. Uygunsuz davranış hakkında cart çurt cart, 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 cart yapmanız gerekenler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Diyorsun ki daha fazla yardıma ihtiyacım var. Böyle tıklıyorsun buraya. Konuyu yazıyorsun. Diyorsun ki Ulan kabam ben senin .com niye böyle küfür ediyorlar bana? Sonra sorunu ayrıntılı olarak açıklıyorsun. Diyorsun ki kabam şu adam bana x, y, z küfürlerini etti. Bitti diyorsun. Kategorin seçili belli uygunsuz davranışı bildirilmek istiyorum. Hani subject code kategori diyor. Yani hangi konu hakkında kategorini seçiyorsun. Ondan sonra kime bildirmek isterseniz diyor. Kimi, kime bildir? Burada isim ve benzeri diyor. Burada ben tam olarak çözemedim. Ee, diyelim ki bana küfreden şahsın nickini yazdım ben. Ki öyle olduğunu da düşünüyorum. Şura var ya kimi bildirmek istiyorsun. İstersiniz diyor. İşte orada ondan sonra dosya seçiyorsun. Dosyada hani bir fotoğraf gönderebilirsin. Ben geçen bak aynı diyelim ki iki kere üst üste gönderdik. Yani mailin gittiğini düşünmüyorsanız bir kere daha gönderiyorsunuz. Kabam hemen size şunu gönderiyor bakın. Hemen e-postamıza geldik. Şöyle tıklayalım. Diyor ki: Numaralı talep 48 saat içerisinde Bu benim telefon numaram değil. Hemen şey yapmayın. <laughs> 48 saat içinde otomatik olarak kapatılacaktır diyor falan. Fistan, teşekkürler. Kabam destek ekibi. Bakın arkadaşlar, ben haksız atılmalarla ilgili bir mail atmıştım. Kabam'ın bana gönderdiği Kabam destek birimine yazarak bize ulaştığın için teşekkürler. Mesajın elimize ulaştı. Sana yardım etmeyi çok isteriz. Destek ekibimizden bir üye konuyla ilgilenecek olup 24 saat içerisinde seninle irtibata geçecektir. Güncel haberler ve sıkça sorulan soruları verilen yanıtlara göz atmak üzere destek sistemimizi mutlaka incele demiş. Kabam destek ekibi bu mail attıktan sonra bana gelen direkt mail. Peki mailime cevap geldi bir gün sonra. Haksız atılmalarla ilgili. Sezon ödülünü alacaktım. O orrrrr.com.tr Çinli ittifak bizi attı. Şerefsiz ben çocukların çocukları neyse oraya gelirsem söyleriz. Merhabalar dedi. Kabam destek ekibiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Öncelikle başınıza gelen bu durumdan dolayı üzgünüm ve ittifak etkinliklerinin ne kadar emek gerektirdiğini biliyorum. Bir ittifak etkinlikten Ödül almanız için bu etkinliğin ödül dağıtımına kadar ittifakta bulunmanız gerekir. Onu biz de biliyoruz arkadaşım. Bize bildiğimiz şeyleri söylemiş. Sizi bilgilendirmek istiyorum ki her ittifak lideri veya görevlisi ittifak üyelerini ittifaka kabul edebilir. Aynı zamanda ittifaktan atabilir. Tarafımızdan bunun gibi ittifak ilişkilerine müdahale edilmemektedir. Size tavsiyem arkadaşlarınızdan kişilerle bir ittifaka katılmanız. Lan ulan bana diyor ki yani yabancı ittifaka gitme tanıdığım bildiğim bir ittifaka git zaman ayırıp bize şimdi saygılarımla Alina demiş. Ulan Alina kızsın belli ki. Şimdi sana buradan iyi bir küfür etmek lazım ama. Velhasıl arkadaşlar hemen gelelim. Buradan şu maili kapatalım. Hesap güvenliği kötüye bildirim Velan. buradan yapıyoruz. Ardından geldik. Az önce gösterdim zaten. Ulan nereye gitti be? Şöyle bir tık daha geri basalım. Bakın arkadaşlar. Hesabım yasaklandı veya askı, askıya alındı. Ban yediysen. Hesabını başkası geçir, korsanlar ele geçirdiyse. Dolandırıcılığı bildirmek istiyorsan. Ondan sonra e, uygunsuz davranışı bildirmek istiyorum diyorsan. Her türlü. Ulan o değildi. Her ana sayfa yaptığımda bir cümle şey oluyor. İngilizceye dönüşüyor. Yani bak. bura Burası İngilizceye dönüş. Tıkladığımda ne ya? Çince yazıyor. Ulan bok bokunu çıkar Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar hani bu bu şekilde mail atabilirsiniz. Bak. Tıklayalım mesela herhangi bir tanesine. Açılırsa açıldı. Diyor ki yani fotoğrafını da çekeceksiniz. Ekran fotoğraf çekmeyi unutmayın. Birini ihbar etmek, bildirmek istiyorsanız eğer yapman gerekenleri gösteriyor yazıyor tek tek. Daha fazla yardıma ihtiyacın var deyip sonra gerekli maili atabiliyorsun. Bu şekilde kabama mail gönderebilirsiniz. Hani bana sıkça soruyorsunuz bu kabama nasıl mail göndereceğiz? Kristal açmalarınızdan memnun değilseniz arkadaşlar bakın. Kristal açma nasıl söyleyeyim? Hangisiydi? Hangisiydi? Şöyle bir dakika. Niye bu İngilizce oldu ya? Allah Allah. Buraya tıklıyorum. Bak Çince yazıyor. Anasını avradını. Şimdi ben nereden anlayacağım bunu? Daha doğrusu Rusça yazıyorlar. Rusça Rusça ne Çincesi? Baştan mı gireyim yani illa? Allah Allah. Çek hele ya. Destek diyelim tekrar. Destek dedik. Evet bizi gönderiyor. Yönlendirmemizi yapıyor. Tekrardan. Hı. Evet bak şimdi değişti. Diyor ki bir arena veya etkinlikle ilgili bir sorun sorunum var. Hemen tıklıyorsun buraya arkadaşım. Bak. Diyorsun ki etkinliklerin bak burada şöyle bir arena veya etkinlikle diyorsun. Ee, bu değil. Bu değil. Kristal. Kristal. Bizim olayımız kristal açma olacak. Kristal açma ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz mesela. Evet. Etkinlikle sorunum var. Şöyle desek ne olur? Buradan geçtik. Bakın arkadaşlar. Burada burayı da geç. Demek burası değilmiş. Hemen tık geri yapıyoruz. Evet, oynanışla ilgili bir sorun var diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki nesneler ile ilgili bir sorun var diyoruz. Ulan neredeydi ya? Bak kristaller, kristal türleri, kristal çevirme sistemi diyorsunuz. Carçurt car yazıyor yazıyor yazıyor. Aşağı gidiyorsun. Diyorsun ki bak şimdi ben ne yazıyorum. Kristalim. Hep çöp çıkıyor kardeşim. Hep çöp. Kristal içeriği yazıyorsun başlık. Mesela. Sonra diyorsun ki. Ulan kabam. Tabii böyle yazmayın. <laughs> e, merhabalar, iyi günler diyorsunuz. E, uzun zamandır bu oyunu oynuyorum ve kristal içeriğimin çok iyi karakterler vermediğini düşünüyorum. Beklediğim hiçbir karakter gelmiyor. Warlock, Warlock olsun. Ondan sonra taş adam olsun. Doktor'dum. Bu karakterleri istiyorum lütfen. Iz, rica ediyorum sizden demeyin ama lütfen kristal içeriğimin iyileştirilmesi hakkında işte bilmem cartro şöyle istediğinizi yazabilirsiniz yani size gelecek mesaj kristal içeriği ile ilgili yapacak hiçbir şeyimiz yoktur ee, bu durumda rastgele seçimler sunmaktadır kristal açtıkça şansınız artacaktır zamanla bu karakterleri bulacağınızdan emin olabilirsiniz sevgiler bilmem alina.com geç bunları arkadaşlar hani istediğiniz her şey hakkında direkt mailinize cevap geliyor o güzel bir şey yani bir gün içerisinde ve e, ben bir keresinde kişisel bayağı bir kişisel bir mesaj atmıştım mail atmıştık. Bir baktım ki cevap geldi. Yani böyle öznel bir cevap gelmiş. Hani genel herkese otomatik cevapları vermiyorlar gibi düşünüyorum. Bazen veriyorlar, bazen vermiyorlar. Hani yazacağınız metne bağlı olarak. Kabama bu şekilde mail atabilirsiniz arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım sizlere. Sizler de Kabam'a güzelce maillerinizi atın destek bölümünden. Maillerinizi atın, Kabam'la bir iletişime geçin. Beğenmiyorsanız ya da bir öneriniz varsa Kabam illaki size yanıt verecektir. Ee, Kabam çok iyi. Nah. İşte Kabam şöyle. <laughs> nah. Bu arada videomuzu arkadaşlar tekrardan söylüyorum beğenmeyi unutmayın. Bana abone olup destek olmayı unutmayın. Bana abone olan ellerde dert görmesin. <laughs> Değil mi? Neyse arkadaşlar işte videomuz bu şekildeydi. Sizlere anlatmaya çalıştım nasıl mail atabiliriz, mail adresimizi bile değiştirebiliriz. Ee, i̇ncelediğiniz zaman anlayacaksınız basit şekilde. Artık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.